İmam Bukhari ile Müslüm'ün rivayet ettiği 3 kişinin kıssası var. Kim bunlar? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sizden önce biri alaca hastalığına yakalanmış, biri kel, biri de kör olan 3 tane adam vardı. Allah azze ve celle bir melek gönderdi. O melek önce alaca hastalığı olana geldi. Yani deri hastalığı olan adama geldi. Senin bir isteğin var mıdır dedi ona. Evet dedi, ben Allah'tan bana güzel bir cilt vermesini istiyorum. Çünkü insanlar bana baktıkları zaman tiksiniyorlar. İnsanlar benden uzaklaşıyorlar. O da tuttu elini böyle onun şeyine sürdü. Elini onun bedenine sürdü o melek. Peygamberimiz diyor ki birden çok güzel bir cilde sahip oldu. Peki mal ister misin dedi. Evet mal da isterim. Ne istersin? Ben dedi deveyi çok severim. Ona bir deve verdi. Allah dedi bu deveyi mübarek kılacak, bereketli kılacak ve bu deve çoğalacak. Kel olana geldi. Senin bir isteğin var mıdır dedi. Evet dedi, Allah bana şöyle güzel bir saç verseydi, insanlar benim kelliğime bakıp benden uzaklaşıyorlar, tiksiniyorlar dedi. Elini sürdü, Allah ona güzel bir saç verdi. Mal ister misin dedi. Evet inek istiyorum dedi. Bir inek verdi. Allah dedi bu ineği bereketlendirecek, gitti. Sonra kör olana geldi. O da dedi ki yani gözüm olsa, işlerimi kendim görsem, Allah azze ve celle meleğin eliyle ona bir göz nasip etti. Mal ister misin? Evet dedi, koyun isterim, küçük baş hayvan isterim. Ona koyun verdi, küçük baş hayvan verdi. Allah bereketli kılacak dedi, gitti. Aradan uzun zaman geçtikten sonra diyor aleyhissalatü vesselam, Allah o meleği tekrardan onlara geri gönderdi. Birinci adama geldi. Dedi ki ey falanca, benim bütün vesilelerim tükendi. Yani ne param var, ne bineğim var, hiçbir şeyim kalmadı. Ve benim bu seferimi tamamlayabilmem için önce Allah, sonra senin bana yardım etmen gerekir. Şimdi ifadeye dikkat edin kardeşlerim. Sana bu güzel cildi veren Allah'ın adına senden istiyorum. Bana bir tane deve ver, bir tane. O deveyle yolculuğumu tamamlayayım. Ravi diyor ki peygamberimiz dedi ki adamın bir vadi dolusu devesi olmuştu. Yani o Allah'ın bereketli kıldığı deve bir vadi dolusu. Adam dedi ki vallahi çok fazla hak var benim üzerimde. Bakmam gereken çok fazla aile var, çok fazla sıkıntım var. Onun için sana bir tane deve vermem mümkün değildir dedi. Adam dedi ki eğer yalan söylüyorsan Allah seni eski haline tekrardan geri döndersin. Birden elindeki bütün mal gitti. Adam tekrar eski o alacak hastalığına tekrardan geri döndü. Bu sefer kel olana geldi. Aynı diyalog kel olanla geçti aralarında. Sana bu güzel saçı veren Allah'ın adıyla senden istiyorum. Bana bir tane inek ver, ben onunla yolculuğumu tamamlayayım. Vallahi dedi bakacağımız aile sayısı çok fazla, hak hukuk çok fazla, sana veremem dedi. Ona da aynısını söyledi, ona da aynısı oldu. Kör olan adamın yanına geldi. Aynı şeyleri kör adama söyledi. Dedi ki Allah azze ve celle sana vermiş olduğu bu göz ile senden istiyorum. Bana bir tane koyun, bir tane bir şey ver. Ben onunla bu yolculuğumu tamamlayayım dedi. Adam tabii ki dedi. Ben fakirdim, Allah beni zengin kıldı. Ben kördüm, Allah bana göz verdi. Git, şu gördüğün vadiden ne almak istiyorsan al. Vallahi ben sana engel olmayacağım dedi. Melek dedi ki malın senin olsun. Ben senin malından bir şey almayacağım. Ben Allah'ın size imtihan için göndermiş olduğu elçiyim. Allah senin iki arkadaşına öfkelendi, senden ise razı oldu dedi, çekti gitti. Allah size bir şey vermişse kardeşlerim, mutlaka ama mutlaka sizi bununla imtihan edecek, size bunu hatırlatacak birini sizin ayağınıza gönderir. Yani gençtir mesela adam, günah işliyor, Allah'a isyan ediyor. Hep şöyle söz veriyor kendine. Ben bir gün bir evlensem, bir gün bir evlensem, Allah'ın izniyle herkes görecek, ben bütün bu eksikliklerimi bırakacağım. Bütün bu günahlarımı terk edeceğim, dört dörtlük bir adam olacağım. Evlenir, bu sözünü unutur, aynı günahlarına tekrardan devam eder. Hayatında bir düzen olmaz, eve girişi çıkışı belli olmaz, Allah'ın dinini öğrenmez, Allah'ın dinine yardım etmez, haramlara bakar. Oysa evlenince bunları terk edecekti, hayatı bir düzene girecekti. Bir gün Allah hanımının dilinde hayrı konuşturur. Hanımı ona der ki, bak sen bir zamanlar bekardın, bekar olduğun zaman hayatında bir düzen olmaması normaldi. Bazı yanlışlar yapman anlaşılabilirdi ama Allah sana bugün bir aile nasip etti, evlendin, kendine çeki düzen ver der. Yani o unuttuğu sözü Allah hanımı vesilesiyle ona tekrardan hatırlatır. Bu bir imtihandır işte insan için. Adam ilim talebesidir. Ya ben bir okusam der, böyle insanlara faydalı olsam, ümmetin yaralarına ben de bir merhem olsam, işin bir ucundan tutsam der. Okuduktan sonra bakar ki bu iş biraz zor, ağır bir iş. İnsanlarla uğraşmak çünkü zor bir şey. Adam bunu gördükten sonra kendine bahaneler üretmeye başlar. Mutlaka günün birinde Allah birini karşısına çıkarıp ona hatırlatır. Bir yazı olur bu, bir söz olur, bir insan olur, bir nasihat eden olur ama fark etmez, Allah hatırlatır. Biri ona der,
Ya bak sen bu kadar okudun, bu kadar ilim sahibi oldun, insanların ihtiyacı var, şu insanların dertlerine bir çözüm bul, şu insanlara Allah'ın dinini hatırlat. Ama Allah mutlaka insana hatırlatır. Bunu niçin söyledim kardeşlerim? Çevrenizde duyduğunuz şeylere biri size nasihat ettiğinde, biri size güzel bir şey söylediğinde Karun gibi olmayın. Güzel bir şekilde kulak verin. Belki de Allah unuttuğunuz bir şeyi size hatırlatıyordur. Bir çocukla, bir kadınla, bir kocayla Allah size unuttuğunuz ama unutmamanız gereken bir şeyi Allah size hatırlatıyor olabilir. Sakın güzel bir şey duyduğunuz zaman Karun gibi yüzünüzü çevirmeyin. Can kulağıyla dinleyin ki unuttuğunuz şeyleri Allah hatırlatıyorsa bu vesileyle hatırlayın.